Merhaba arkadaşlar. Bugün otoklinik olarak sizlere aktaracağım konu yani motor bloğu çatlağı nasıl anlaşılır? Motor bloğu neden çatlar? Çatlarsa ne olur? Yani motor bloğu arızaları konusunda fikir vereceğim arkadaşlar. Yani bilgi vereceğim. Motor silindir bloğu iki dış katman ve bir iç katmandan oluşan dökme bir metal alışımdan yapılan malzemedir arkadaşlar. Normal şartlarda motorun ısısına, e, basıncına e, ve dış etkenlere oldukça dayanıklıdır. Fakat e, araçta bulunan birçok parçada olduğu gibi kimi zaman arızalar bazı parçalarda arızalar, motor bloğunda ise çatlamalar oldukça sık görülen bir arıza biçimidir. Motor bloğu çatlamalarının nedenleri ve çatlaması durumunda neler olacağına dair ee, bilgileri videomuzda bulmanız mümkün. Peki motor bloğu neden çatlar? İlk önce bununla başlıyorum. Motor bloğu çatlamalarına çok büyük bir bölümü ısı ya da dış etkenlerden kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. Ee, en, en çok görülen motor bloğu çatlaması sebepleri nelerdir diye sorarsanız hararete bağlı olarak motor bloğunun çatlaması burada ne anlatılmak ist ne anlattığımı söyleyeyim. Aracınızın harareti olması gerekeni çok üstüne çıktığında e, araç devir daim yaptıkça motor bloğunun çatlaması e, görülebiliyor arkadaşlar. Sıcak motorun ani soğuk e, sıvılar ile temas etmesi. Aracınızın motoru sıcak yani aracınızı stop ettiniz. Dediniz ki ben şu aracın bir motorunu yıkayayım. bastığınız soğuk suyu aracın e, aracınızın motor bloğu kesinlikle çatlaması muhtemeldir. Veya Aracınızın motoru sıcakken dediniz ki balta ile bir motoru temizleyeyim. Bu da aracınızın motor bloğunun çatlamasına sebebiyet verecek durumlar arasındadır. Yani aracınızın motoru sıcakken birden soğuk veya soğukken birden sıcak e, sıvılarla temas ettirmeyin. E, kış aylarında motor soğutma suyunun blok içinde donarak genleşmesi. bu en çok görülen e, motor bloğu çatlama e, sebeplerinden bir tanesidir. Antivirüs kullanılmayan araçlarda görülür. Antivirüs kullanılmayan araçlarda motor kışın soğuk şartlara dayanamayarak içindeki su donar. Su donunca genleşeceği için motor bloğunu çatlatması çok muhtemel bir durumdur. Ee, motor bloğunu termostat da çatlatabilir arkadaşlar. Ee, motor bloğu sıcak, yani çalışınca sıcak olur. Termostat buraya devamlı soğuk su iletirse yani aracınızda termostat yoksa veya termostat açık kalırsa motor bloğunun çatlaması kısa vadede olmasa da uzun vadede muhtemel bir durumdur arkadaşlar. Devirdaim pompası arızaları da motor bloğunun çatlamasına sebebiyet veren durumlar arasında yer almaktadır arkadaşlar. Devirdaim aracın içindeki suyu belli bir basınç ile çeviren sistem olduğundan bu basınç e, bir değişime uğradığında motor bloğuna zarar verdiği e, çokça görülmüştür. Onun dışında motor içindeki bazı arızalardan dolayı piston kol ve yataklarının yerinden oynaması motor bloğunun çatlamasına sebebiyet verecektir. Onun dışında e, aracınızda herhangi bir kaza veya küçük ve büyük fark etmeksizin ani kazalarda da. Motor darbe alırsa bu darbelerde motor bloğunun çatlamasına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Bu nedenler haricinde birkaç kaç nadir görülen de sıralanabilir. Bunun dışında en sık görülen ve motor bloğu neden çatlar sorusuna verilebilecek ilk cevap aracın hararet yapmasına bağlı olarak gerçekleşen çatla, e, çatlamalardır ve motor soğutma suyunda Alt, antifriz olmaması sebebiyle kış aylarında motor suyunun motor içerisinde donmasına bağlı çatlamalar en çok görülen e, motor bloğu çatlama sebepleridir. Bilindiği üzere suyun sıvı hali, gaz hali ve katı hali arasında hacim farklılıkları vardır. Su donduğu zaman genleşir, bulunduğu hacmi zorlayarak motor bloğuna bir basınç uygular. Bu basınç basınçta e, motor bloğunun çatlamasına sebebiyet verir. Peki motor bloğu çatlarsa ne olur? Veya motor bloğu çatlaması nasıl anlaşılır diye soracak olanlara. Ee, söz konusu parçadaki çatlak, durumu, çatlak durumuna göre neler olabileceği de değişir. Motor bloğunda çatlamanın hangi kısımdan olduğu da yapacağı etkiyi belirleyen bir e, değişkendir. Sadece dış kısmında çatlak oluşması ile iç kısmında ya da üst subak kısmında oluşan bir çatlağın araç çalışmasına farklı farklı etkileri olacaktır. Ee, bu sebeple şimdi size söyleyeceğim e, motor bloğu çatlarsa ne olur kısımları buradan kendi şeyinize göre çekin arkadaşlar. Yani aracınızdaki sıkıntıya göre kendiniz cımbızla alabilirsiniz içinden. Motor soğutma suyu çatlaktan akarak araç susuz kalabilir. Ee, bu motor bloğundaki çatlaklar çok küçük çatlaklardır ama Damlaya damlaya göl olur misali ya zamanla aracınızın suyunu bitirecektir. Siz de aracınızın su bittiğini fark etmezseniz aracınız susuz kalabilir. Motor soğutma suyu yağa karışarak motor iç aşınmasını hızlandırabilir. Ee, su ile yağ birleştiğinde yağ etkisi azalacağı için aracınızda e, motor içinde çalışan parçalardaki aşınma çoğalacak. Ve aracınızda motor yaptırmak zorunda bile kalabilirsiniz arkadaşlar. Antifriz eksikliğine bağlı hararete ve hararete bağlı da motorun hasar almasına sebebiyet olabilir. Onun dışında aracınızda kompresör kaçakları meydana getirir. Bu da neye sebebiyet verir? Aracınızın çekişten düşmesine sebebiyet verir. Araç belli bir kompresör yani basınçla çalışır. Eğer ki bu çatlaklardan hava aldıkça basınç düşecek ve aracınız çekişten düşecektir. Ateşleme bobini, buji gibi ateşleme sistemleri bu çatlak yüzünden e, düzenli çalışmayabilir. E, Onun Yanma odalarına nem ve su girmesiyle araçta teklemeler ya da hiç çalışmama sorunları da görülebilir. E, araç suyuna, motor yağı karışarak radyatör ve devir tayin pompası gibi parçaların bozulmasına sebebiyet verebilir. Onun dışında egzozdan su damlaması ve püskürmesi gibi durumlar, e, görülebilir. Bu eksozdan su damlaması, ve püskürmesi, araç soğukken görülür. Daha sonra kesiliyorsa eğer e, aracınızda herhangi bir sorun aramayın. Ama benim motor bloğum mu çatlak gibi durumlara kendinizi sokmayın. Ama eğer ki bu eksozdan su damlaması, ve püskürmesi e, uzun vadede ise ayrıca e, bir çoksa bu motor bloğunun çatlak olduğuna işaret olabilir. Bunlar haricinde çatlağın konumu, büyüklüğü gibi durumlara bağlı olarak farklı nedenler de motorun çalışmasında etkili olacaktır. Yani bu saydıklarımızın dışında da motor bloğu çatlarsa farklı etkiler de görülebilir. Ama bunlar <laughs> nedenlerdir. Peki motor blok çatlaması fark edilmezse ne olur diye sorar olursanız Söz konusu arızanın fark edilememesi daha farklı ve maliyeti yüksek başka arızaların çıkmasına neden olacaktır. Ee, buna örnek vermek gerekirse motorun harareti bağlı olarak sekman ve pistonlarının kaynaması, yağın özelliğini yitirmesine bağlı olarak yatak sarma ve motor içi aşınmalar gibi etkiler görülebilir. Bu nedenle herhangi bir çatlak durumunda araç hareket ettirilmemeli, çalıştırılmamalı. Ve bir usta yardımı ile servise kadar götürülmelidir. Çünkü motor bloğu çatlağı öyle hafife alınacak bir arıza biçimi değildir. Bu sebeple herhangi bir arıza durumunda derhal müdahale edilmesi gerekir. Şöyle bir şey var. Eğer motor bloğundaki çatlak ben suya ekliyorum herhangi bir sıkıntı olmuyor diyorsanız genellikle bazı araçlarda çok küçük ve çok az su kaçağına neden olan çatlaklar görülebilir. Bu durum söz konusu arızayı erken teşhis ettiğiniz anlamına gelebilir. Çatlakların büyük bir kısmı bu şekilde küçük çatlaklar olarak başlar. Fakat zamanla genişler ve yayılır. Bu durumu bir an önce fark ettiğinizde işlem yapın. Çünkü bu küçük çatlak zamanla büyüyecek, büyüyecek ve durumun daha da e, ...maliyette olmasına sebebiyet verecektir. Peki şöyle e, bir örnekle size açıklayabilirim bunu. E, ön cam çatlama, aracınızın ön camının çatlamasına benzetebilirsiniz. Ön cama küçük bir çatlak taş gelir, küçük bir çatlar. Bu çatlak zamanla büyür, büyür, büyür. En son camın kırılmasına kadar gidebilir. Bu sebeple motor bloğundaki çatlağı fark ettiğinizde... ...derhal müdahale etmeniz sizi hem büyük bir maliyetten hem de arabasız kalmaktan kurtaracaktır. Ee, bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, motor bloğunuzdaki çatlaklar, çatlaklar neden oluştuğu, bu blo çatlakların nasıl anlaşılacağı, konusunda fikir ve bu fik bu bilgilerde yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler diliyorum.